Fitness hayranları görebildiğiniz gibi yenice FIBO fuarına geldik ve bayağı bir yoğun burası. Bayağı bir kalabalık. Tüm Avrupa sırf bu fuar için geldi buraya. Avrupa'nın en büyük fitness fuarı, görebildiğiniz gibi arkadaşlarımla beraber geldik. Ve birazdan içeri gireceğiz. Serkan, kameraya bir şey demek ister misin? Merhaba millet. Evet. FIBO fuarına geldik. Buraya. Heyecan. Heyecan dorukta ama yorgunluk da var. Kaç saat yolculuk çektik? 9 saat yoldayız. Hani 9 saat yol yaptık. Uyumadan sadece buraya gelmek motivasyonu için. Motivasyonu kesmeden profilleri görmek için arkadaşlar birazdan içeri gireceğiz. Arkadaşlar içeri doğru giriyoruz. FIBO fuarına doğru. İnsanlar burada bekliyor. Bayağı bir yoğun şekilde. Çam Matias. Kanım ilk adımlar attık fuara doğru. Nasıl hissediyorsun? Kendimizi süper hissediyoruz. Atmosfer çok güzel. Süper ya. Şuna baksana ya. Fiyatlar da ne uygun şuna? 16-17 euroya. Ay vay. 25 euroya bak. Alışveriş günü her gün. Bakacağız. As it gets worse, come! Läuft bei dir, oder? 50. Jetzt los! 50. Weiter! So sieht's aus, Bro! Ja, Mann! Geil, Alter! Never ever let go, never let go till the sun.
Şu an FIBO'dayız 2014'te. Gördüğünüz gibi acayip çok şey var. Şurada Ronnie Coleman var. Ronnie Coleman'ı da gittikten sonra... Sen çektin mi Ronnie Coleman'ı? Biraz çektim. Jeff Satin'in yanına falan gideceğiz. Ne anlamdan? Böyle şey bir şey mi? Bu kadar. Geze geze bitmiyor. O kadar büyük bir fuar ki sırf vücut geliştirme fitness alakasından değil, supplement hakkında değil. Görebildiğiniz gibi dövüş sanatları da burada yapılıyor. Dövüş sanatlarının da tanıtımı yapılıyor. MMA arkadaşlar, serbest dövüş sanatı. Şu an ısınıyorlar sanırım. Ve biz devam edelim. Karşılaştım. Şu an FIBO forumdayım ve Hardline, yani gerçekten Türk bir supplement firmasının patronundan karşılaştım. Benim için çok gurur verici çünkü birçok yabancı supplement firmalarının arasında bir Türk firmasını FIBO forumda görme beni çok şaşırttı. Arkadaşlar yanımda Hardline Nutrition'ın patronu, şefi diyebilirim. Kendisini bir kısaca tanıtsa. İsmim Kemal Taşan, Hardline Nutrition firma sahibiyim. Bu sene ilk defa katılıyoruz FIBO'ya. Evet. Biz de çok gururluyuz. Sizi gördük. Biz de iyi hissettik kendimizi. Evet arkadaşlar, görebildiğiniz gibi Türkler de artık bu sporda ilerliyor. Biz de kendimiz artık dünya forumlarında, dünya fuarlarında kendimizi gösteriyoruz. Çok güzel bir şey, çok gurur verici bir şey. Beni gurbetçi torunu olarak gerçekten burada aydınlattırdı. Şu an millet de bakıyor yani etrafımızda. Artık Türklerin de bu natural bodybuilding movement'ine girmesi Hardline Nutrition sayesinde de bize bir yol açacak inşallah ileride arkadaşlar. Siz natural bodybuilding hakkında ne demek istersiniz? Vücut geliştirmeyi herkese tavsiye eder misiniz? Bundan sonra herkese tavsiye ederiz aynen. İlaçlara biz de karşıyız. Ama doğal olduğu sürece bütün sporcuların arkasındayız aynı zamanda. Sizin de arkanızdayız. Teşekkür ederim abi. Reportaj için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten sen, teşekkür sen, ediyorum. Sen bizim buradaki yani bizi ilk tanıtacak insan olacaksın. Ya. Bu çok güzel bir şey. Daha yeni giriyoruz Almanya Avrupa piyasasına. Yani böyle senin gibi insanların tabii burada meraklı olması, markayı tanıtması çok önemli bir şey. Benim için de çok güzel bir şey. Çünkü neden hani kendi milletimize neden hizmet etmeyelim arkadaşlar? Ve ben size bunu birçok videomda söyledim. Hepimiz beraber artık bu spora Türkler olarak biz katılacağız arkadaşlar. İleride de sizin gibi gençleri artık natural bodybuilding podyumlarda göreceğiz. İnşallah. Hayranları, fuarı bitirdik, fuarı gezdik, hepsini gördük, her şeyi gördük, profesyonel bodyciler gördük, supplement firmalarını gördük ve aslında güzel bir gün geçirdik. Bayağı bir yorucuydu. Avusturya'dan 9 saatlik yoldan sonra FIBO fuarına geldik. Innsbruck şehrinde kalıyorum ben ve FIBO fuarı Köln'de, Köln Almanya. Yani gerçekten yarı Avrupa'yı geçmiş olduk değil mi? Ve gerçekten çok güzel bir fuardı arkadaşlar. Çok değişik bir fuardı benim için. Çünkü ilk kez gitmiştim. İlk kez böyle birçok vücutçu bir arada gördüm. Ve inanılmaz bir tepki
gördüm orada. Gerçekten bu benim proje sayesinde beni tanıyan Türkler geldi. Kendi sen değil misin? Seni YouTube'dan tanıyorum dedi. Ve benden resim çekinenler bile ne oldu? Gerçekten beni sevindirdi. Gerçekten çok değişik bir gündü. Ve ben bunu süper buldum. Ve ayrıca şunu da demek istiyorum arkadaşlar. İlk kez 10 senelik FIBO aşamasında ilk kez bir Türk suplement firması orada bulunduğunda beni de gurur duydurdu. Çünkü gerçekten bir baktım orada Hardline isimli bir stand vardı ve Serdar Aktürkan'ın sponsoru bunlar. Ve gerçekten ben orada Türkçe yazısı, Türk yazısını görünce zaten kalbim atmaya başladı. Gerçekten biz bu sporda baya bir ilerlemeler yaptık. Ve bu beni sevindirdi çünkü oraya gelenlerin birçoğu gerçekten gurbetçi torunları, yani bizim gibi Serkan'ın benim gibi değil mi? En azından %30'da Türkler de oradaydı. Yani gerçekten burada Avrupa'da doğan büyüyen Türklerdi. Ve bu gösteriyor ki aslında bir Türkler bu spor gerçekten yapabiliriz. Yani bu bizim elimizde var, yani gerçekten var. Ve bu fitness movement, bu fitness revolution Türkiye'ye de gelmesi lazım. Ve ben bundan eminim ki siz bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben gerçekten size bu YouTube projesinden bunu başarmaya yardım edeceğim. Hepimiz beraber bunu başaracağız. Ve gerçekten güzel bir gündü. Ve ayrıca Hardline Nutrition'e de buradan teşekkür ediyorum. Ben aslında YouTube'e videolarımda gerçekten hiçbir marka için reklam yapmak istemiyorum ama orada sıcak kanlılığından, gerçekten orada abilerimle konuştum. Bana çeşitli ürünlerini verdiler. Kendi bunu dene, belki videolarında bizim ürünler hakkında da biraz bilgi verebilirsin. Bizim ürünlerimizi de yorumlayabilirsin. Yani böyle şeyler dediler ve bu gerçekten beni sevindirdi. Beni gururlandırdı çünkü kocaman Serdar Tolga'nın sponsoru bunu bana söylemesi güzel bir şeydi. Ve bu benim görüş açım arkadaşlar. Gerçekten benim hoşuma gitti FIBO fuarı. Ve Serkan, senin için nasıl? Sen nasıl buldun FIBO fuarını? Benim için kimse değildi tabii. Çok arkadaşlarımızı gördük, çoğu sporcuları gördük. Çok bilgi veriyorlar orada. Konuşup bilgi değiştik. Evet, çok yorucuydu ama benim için, hani bizim için değildi. %30'u 40'u da evet, bizim işte topraktan, bizim millet, Türkler hep. Yani bayağı tutuluyor bu spor bizde de. Ve bizim Kenzo'nun dediği gibi umarım siz de bunu Türkiye'ye yayarsınız. İşte benden bu kadar. Size selamlar söylüyorum. İşte biz hep poz alalım senden. Biceps pozu mu olur? Bir de biceps pozu. Evet arkadaşlar, çok güzel bir gündü. Hepinize teşekkür ederim. Arkada Alman arkadaşım Matthias. Sag hallo. Merhaba de. Hallo. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, umarım bu videoyu beğendiniz. Duaup Meryem. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyiz. Almanlara Türkçe öğretiyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğendiniz arkadaşlar. Size bu FIBO fuarını gerçekten belgesel tarzında göstermeye çalıştım. Ve ben size en önemli, yani gerçekten en önemli olayları gösterdim videoda. Ve umarım bu videoyu beğendiniz. Eğer beğendiyseniz gerçekten beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın. Ve gerçekten bütün arkadaşlarınıza bu FIBO fuarını gösterin. Bütün arkadaşlarınıza bu sporun herkesin yapabileceğini gösterin. Ve gerçekten ben sizi gelecek senelerde daha fazla Türkleri bekliyorum. Türkiye'den Türkleri bekliyorum bu fuara gelmesini. Avrupa'nın her yerinden geliyorlar. Amerika'dan geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Ve yakın zamanda, ilerideki senelerde Türkiye'den de göreceğiz. Türkiye'den, Azerbaycan'dan, her yerden Türkler bu fuara gelecek. Ve bizim de bu sporda bir yere varabileceğimizi herkese kanıtlayacağız arkadaşlar. Kenzo Karagöz.